Bundan sonraki kısımlar pamuk için, yün için, ipek için ve sentetik lifler için yapılan terbiye işlemleri. Buralar detay artık arkadaşlar. Bu detayları sizin kendinizin okumasını rica ediyorum. Ben bu ön kısımda anlattıklarımın yeterli olduğunu düşünüyorum sizin genel bilgiye sahip olmanız için. Slaytların da başında söylemiştim. Bu sadece temel kavramları anlayabilmeniz için size verilen bir ders. Çünkü bir haftalık bir konu bu. Bir haftalıkta ancak bu kadar öğrenmeniz yeterli olacaktır. Merak eden arkadaşlar bundan sonraki kısımları bir pamuk için tam anlamıyla hangi prosesler uygulanır ya da bir yün için hangi prosesler uygulanır, yüzde kaç oranında sülfürik asit kullanır, yüzde kaç oranında ıslatıcı kullanır, hangi sıcaklıkta yapılır, bunlar artık detaylara giriyor. Yün için genelde zaten şeyleri anlattık. Birçok özel yüne özel işlemler vardı. Yine pamukta merserizasyon ve yakma genel anlamda özel. Biraz anlatmış gibi olduk yukarıda da zaten. Slaytlara bakınca benzerleri de göreceksiniz. Ama yine de daha detay bakmak isteyen arkadaşlar olursa hem üçüncü sanırım kaynaktı. Hem ona bakmalarında fayda var. Hem de MEP yayınlarının tekstil teknolojisi kitaplarında ipek için ön terbiye, yine yün için ön terbiye, selüloz için ön terbiye, sentetik lifler için ön terbiye konuları var. Hatta ikişer part olarak var bunlar. Bunlara bakmanızda faydalar var. Bu kaynakların birçoğunu da zaten özellikle proses kısımlarını, hangi oranlarda konulduğu kısımlarını onlardan aldım arkadaşlar kaynak olarak. Oralardan daha fazla detay elde edebilirsiniz. Bu kısımdan sonrası sizin okumanıza bırakıyorum arkadaşlar.